28 Şubat sürecinde medyanın tabii bir kısmı onlarla beraber iş tutan medyaydı. Onlara herhangi bir baskı olmadı. Aslında bakarsanız onlara en büyük hakarettir briefinglerde talimatların verilmesi. Medya bağımsızdır diyenlerin gidip oradaki bir albayın vermiş olduğu briefing, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda gazetesini düzenlemesi onlara aslında en büyük hakarettir. Ama bunlar bunu kendi çıkarları için, diğer çıkarlarını dikkate alarak bu onursuzluğa boyun eğmişler, eyvallah demişlerdir. Diğer taraftan asıl baskıyı gören, zulmü uğrayan milli medyadır. Bunların başında da Akit Gazetesi geliyor. Akit Gazetesi'ne bu dönem içerisinde her çeşit baskı yapıldı. Önce geldiler polis vasıtasıyla 300 polisin geldiği bir organizasyonla gazeteyi bastılar. Sabahleyin saat 10'dan akşam 4'e kadar burada 300 tane polisle gazetede arama yapıldı. Hiçbir suç aleti, suç unsuru bulunamadı. Ama onun akabindeki günlerde bir sefer Kaleşnikov'la gazeteyi geceleyin taradılar. Yazı İşleri Müdürü'nün bulunduğu odanın üzerindeki odaya Kaleşnikov'la ateş ettiler. Değişik tarihlerde iki defa bomba atıldı gazeteye ve en son olarak da iki tane görevli, istihbarat görevlisi gazeteye gelerek benimle görüşmek istediklerini söylediler. Kendilerini odamda kabul ettim. Daha oturur oturmaz koltuğa söyledikleri söz şuydu: bu devlet her şeyi göze alır, kendi bekası için her şeyi göze alır. Bu bina çöker, sen de adamlarınla bu binanın altında kalırsın diyerekten tehdit ettiler. Tabii kendilerine gereken cevabı verdik. Ben onlara dedim ki, elhamdülillah ben iman etmiş bir insanım. Burada siz bir şarjör boşaltıp öleceğimi garanti edemezken, merdivenlerden inerken ayağım kayıp düşüp beyin kanamasından ölmeyeceğimi da kimse garanti edemez. Ama gelin, devletin bekasını siz mi tehdit ediyorsunuz, ben mi tehdit ediyorum, bunu konuşalım dedim ve şunları anlattım. Devletin bekası milletin varlığıyla olur. Milletin devletini sevmesiyle olur. Eğer millet devletine olan sevgisini, muhabbetini, bağlılığını kaybediyorsa devletin bekası tehdit altındadır. Eğer Kur'an kursu kapatılarak, imam hatipler kapatılarak, başörtü yasağı konularak devlet çok millet çok memnunsa devletinden, siz doğru yoldasınız. Ama en azından millet, niçin devlet bizim dinimizle, Kur'an'ımızla, imam hatibimizle uğraşıyor diye devlete olan sevgisinden bir nebze azalıyorsa, işte devletin bekası o zaman tehdit altındadır diyerekten onlara gerekli cevapları verdik. Bu tarz baskılar diğer taraftan çokça dava açılarak, yani o tarihte bize açılan davalar zannediyorum 1000'in üzerindedir. Özellikle Çevik Bir'in talimatıyla açılan davalar. Bunlara ilaveten görsel olarak gösterme imkanı şu an için yok ama Jandarma Genel Komutanlığı'nın bir talimatı var. Diyor ki, Akit Gazetesi yazarlarını ve yöneticilerini kaçırıp darp edin. Baskı saatlerinde gazeteye sabotajlar uygulayın. Nakliye araçlarını sabote edin, yangın çıkarın ve gazete sevkiyatını durdurun. 28 Şubat süreci böyle bir süreç.